Ya ben sana ne diyorum, burası Kıbrıs'ın en güzel bölgesi. Contemporary Sanat Galerisi'ne gelmiş gibi hissediyorum kendimi şu an. 2 gece 3 gün Merit Royal'de uçak ve transfer dahil bir konaklama hediye ediyorum. Ona da. Şimdi size Girne Alsancak'ta bulunan Kıbrıs'ın en lüks, en beyaz, en güzel evlerinden birisi olan Teyre projesini gezdireceğim. Yiğit. Efendim. Yanıma gelir misin? Gelmiyorum bugün. Şöyle yapayım. Yiğit'i alıp geleyim. Uzun bir süre sonra bir ceket giyerek karşınıza çıktım. Çünkü uyumumuz da gerçekten harika. Bunu bu arada istemeden ayarladık. Ceyda dedi ki ben bunları giyeceğim dedi. Ben dedim ki Kıbrıs'ta hani böyle koyu bir renk ceket giymek istemiyorum ama ceket giymek istiyorum ve de spor olsun dedim. Dolabımı bir açtım ve bu var. İstesek olmaz. İstesek olmaz. İstesek olmaz. Adeta sonbahar kreasyonu gibi Gucci 2024-2025 Winter. Evet. Sizi bugün az önce de Ceyda'nın söylediği gibi. Ceyda'yı hatırlıyorsunuz daha önceki Dragos'taki en güzel villaları gösteriyordu. Bize beraber sunuyorduk. Bir süre görüşemedik. Şimdi geldik Kıbrıs'ın en büyük ve en kaliteli ve en modern yaşamları sunan Kıbrıs Developments firmasının projelerin yetkisini aldı. Ve şu anda çatır çutur pazarlıyor ve satıyor. Dedi ki Yiğido come here. Yiğit gel dedim. Harika şeyler var burada. Evler var dedim. Hani İstanbul'da böyle yerler yok açıkçası. Hani böyle yok. Bir Akdeniz havasını yansıtan. Şimdi Alsancak bölgesindeyiz. Girne'ye yaklaşık 3-4 dakika mesafede. Alsancak'a ilk defa geldik. Mehmetcan'la 2 gündür buradayız. Yemyeşil. Şimdi birazdan arkayı göstereceğim. Beş parmak dağları var. Şu an dağların üzerinde de bir sis var. İnanılmaz bir görüntü var. Sanki Instagram'a çekip koymalık. Arkamızda da gördüğünüz bu proje Terra projesi 3 ay önce teslim edilmiş. Ve bunun hemen altında da Mediterra projesi yapılıyor. Orada da satış başlayacak. Çok özel fırsatlarla olacakmış. Evet. Öyle diyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu fırsatlar ne Türkiye'de ne dünyada var. Peki Terra ne demek? Terra toprak demek. Aha. Şimdi bizim projemizin konseptinde aslında sitemizin girişinde orada gösterir Mehmetcan size. Kerpiç evlerden yani eski Kıbrıs Rum evlerinden esinlenilmiş. Mesela buraya baktığınız zaman mimarinin hatları yuvarlaktır. Çok evet böyle keskin hatları yok. Evet. Yumuşacık böyle. Lema ve Krakutya köylerindeki mimariden esinlenilmiş. Böyle beyaz Akdeniz evlerinden oluşan, alt katların bahçeli, üst katların roof teraslarından oluşan harika modern Akdeniz yaşamını anlatıyoruz burada. Örnek daire görecek miyiz? Göreceğiz. Çok güzel bir örnek dairemiz burada var. Burada kaç tane var şu anda satışta daire kaldı? Burada 3 tane dairemiz kaldı. O da bizim aslında konuklarımızı ağırlamamız için ayırdığımız dairelerdi. Ama onları da satışa çıkarmaya karar verdik. Yoksa bu proje daha lansmanda tükenmiş bir proje. Hadi siteyi gezdir. Daireyi göster. Bakalım burada. Hadi gidelim. Terra projesinde daireler nasıl? Şimdi bir burası sitenin aslında birazcık orta kısmı. Sitemiz şuradan başlıyor. Hı-hı. Girişimiz. Ondan sonra buradan havuzla beraber. Bakın şurada bir Akdeniz penceresi gibi bir penceremiz var. Bu pencereden denize görüyoruz. Buradan bakınca da beş parmak dağlarını görüyoruz. Bu süs havuzu. Aha. Aşağıda bir jacuzzi'miz var. Bir yüzme havuzumuz var. Ve hemen yüzme havuzumuzun yanında da bir spor merkezimiz var. Yani burada havuz manzaralı, deniz manzaralı bir spor merkezi var aynı zamanda. Hı hı. Bunların hepsi müstakil villa mı? Şimdi bak şöyle oluyor. Buradan baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İki tane villa görüyorsunuz değil mi? Evet. Aşağısı bahçeli, üst katlarda roof teraslı. Ve bu roof teraslara içeriden değil dışarıdaki merdivenler de giriyoruz. Onu göstereceğiz yani şimdi. Yani iki daire mi var? İki daire var. İki aslında dört daire. Toplam iki yarım müstakil. Aslında ben Mykonos'a daha önce Mykonos gitmedim. Gibi. Aynı oradaki böyle oteller gibi, evler gibi evet, bir evet. Ambiyansı var. Hani onlarda da beyaz ve yumuşak kenarlı evler olduğunu yumuşak, gördüm evet, ben. Evet hatlar ve bunlar Mykonos'a tamamen el yapımı. Hani o yuvarlamalar, o küçük kare delikler, detaylar kalıp değil tamamen böyle el işçiliğiyle oluşturulmuş. Şu az önce dağ manzarası demiştim ya. Baksanıza şuna. Çok iyi yağmur değil sonrası. Mi oğlum? Çok iyi değil mi? Adeta böyle bilgisayar oyununda gibi. Eskiden böyle silahlı oyunlarda böyle sniper olup kapalı havalarda dağda gezinme oyunlarını ben çok seviyordum. Call of Duty oynayanlar biliyor. Şimdi site aslında böyle birkaç kademeden oluşuyor. Evet. 2 kot, 3 kot var gibi. Toplam bu Terra projesinde kaç tane villa var? Daire toplam var. Toplam 75 tane üniteden oluşuyor. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1. Çokmuş sayı olarak. Evet ve villalarımız var. Bir tane de villamız satışta. Onun open house'u Ocak ayında yapılacak. Çok özel bir villa olacak. Onun da çekimini yaparız elbet. What is spor this? Salonumuz. Spor salonumuz var. Girebiliyor musun? Spor salonu manzarası da. Sporu yaparken bikinili ablaları görebiliyorsun ve motivasyonunu arttırıyorsun. Bu arada open house'lara Türkiye'de daha çok yapılması lazım. Beni niye çağırmıyorsunuz? Oldu. Bir dakika. Hakkınızı yemeyeyim. Satılık dairemizden birisi burası.
burası. Bakar mısın? Tam köşe bir villa. Anahtarı var mı buranın şu an? Anahtarı var. Nerede? Güvenlikte. Güvenlik nerede? Dağda. Para nerede? Müşteride. Araba nerede? Yarın verecekler. Ha, arkaya doğru proje devam ediyor. Tabii tabii. Girişler arkada. Bakar mısın girişin güzelliğine? Şuraya bir bak. Ne biliyor musun bana gelen? Küçükken bizim yazlığımız Selimpaşa'daydı. Binaların arasında aynı bu yollardan yürüyüp denize giderdik çocukken. Ne kadar güzel. Çok güzelmiş ya. Sol tarafım yine böyle. Bak bu manzara da çok güzel, baksana. Sağlı sollu girişleri açılıyor. Böyle süs havuzları mevcut. Aa, burada da var, orada da var. Kademe tabii tabii kademe. Her yerde var. Artık burada da ev villalarımız mevcut. Su mu ya bu? Oh. Şampanya. Abi de gördüm. Buradan bir daire satın aldığınız zaman bunu kısa dönemli işletmek için burada Veg Property var. Siz buraya evinizi teslim ediyorsunuz anahtarıyla. Onlar otel konseptli bir şekilde işletmeye başlıyorlar. Kaç para? Ve kiranızı. Günlük ortalama kira. Yani günlük ortalama kira tahmini burada şu 100-200 an. 200 euro var mıdır? Pound bazında 150 pound civarı. Vergi de olmadığı için sana kalıyor. Tabii hepsi sana kalıyor. Nasıl vergi? Yok mu? Hadi ya. O zaman aylık 4000 sterlin falan getirisi evet, var. Evet. Uzun dönemde de aylık 2000 pound. Şimdi ben sana gösterdiğim bu bahçeli daire vardı ya. Onu mesela 345 bin pound'a satıyoruz. Canım pardon. Alo Samet. Yavrum hemen bir 350 kaç para burada? 345 yeterli. Nakit indirim var mı? %5. Bir 350 bin sterlin benim kasadan hemen Kıbrıs'a ilk uçakla gönderin yavrum. Uçakla göndermene gerek yok. Türk bankalarıyla hemen geliyor. Saniyede geliyor buraya. Uçakla gelmesini istiyorum benim paramın ya. Gerek yok ama yani bir EFT yapabilir. Ona bir tane koltuk ayarlayın. Çantayı koyun. Onu biz alacağız. Hani asansörle bırakırsın parayı alırsın ya bir malzemeyi. O da olur. O da olur. Yani, bir tane daire satın alıyorum Kıbrıs'ta. Bir şey söyleyeceğim Yiğit. Coin'le al. Yok ondan bende. Coin'le de satışımız var. Coin var mı oğlum bizde? Abi yok diyor. Ya bak ben senin elinde olsam ne yaparım ben biliyor musun? Ben nakit getiriyorum paramı, ya. Paramı bağlamam, nakit paramı krediyle alırım. TL bazında kredi ödeyip pound bazında kira alacaksın. Allah. Bu dünya sisteminde yok. Samet burada etkileyici bir konuşma var, arayacağım ben sana. Ya niye sen nakit paranı kullanıyorsun şu an? Nakit güçtür. Nakit. Tabii bir prestijdir, güçtür. Tamam sen şöyle yap. 5 tanesini nakit al, birkaç tanesini krediyle al. Birkaç tane mi alayım buradan? Bir 10 tane al yani. Hani burada yok da Mediterra'dan veririz sana. Abi işte zenginlik. Gelince bir anda buranın atmosferi değişti bak şimdi. Dağın eteği iyice belli oluyor. Arı dağının eteği. Mehmetcan'ın arkasında yani sizin arkanızda komple deniz var. Türkiye görünüyor. Evet. Çok girdik çıktık Kıbrıs'a. Altını üstünü getirdik Kıbrıs'ı. Şu ana kadar Türkiye'yi hiç görememiştik. Bugün ilk defa görüyoruz. Şurası Mersin, Antalya'ya da. Ben mi karıştım? Türkiye değil mi? Evet Türkiye. Aa, çok güzel ya. Evet. Türkiye'yi de buradan görebiliyorsun. Terra'dan daire aldığında şimdi birazdan terasına çıkacağız. Türkiye'yi, Antalya'yı görebiliyorsun. Buradan akrabalarına, arkadaşlarına selam atarsın. Vay be. Ya ben sana ne diyorum? Burası Kıbrıs'ın en güzel bölgesi. Şahane. Yani burada göremediğim bir şey yok. Dağlardan denize. Şu an gerçekten güzel görünüyor yalnız. Çok Ceda. Güzel, çok güzel. Bu arada şöyle Aralık ayındayız. Aralığın ortasındayız. Hala denize girenler var. Hava sadece şu an 20 derece. Bugün biraz hava bozuktu. Biraz değil, bayağı. Dolu yağdı yani. Bir spor salonuna da bakalım. Aa bu evet. Yürüyüş bandından bizim ekipte yok ya. Ve ahşaplı bakar mısın? Olup. Çok güzel değil mi? Bu niye böyle oldu ya? Bir anda istemedi beni. Bench press var. Bench press ve diğer makineler. Bu makinelerde biliyorsunuz bütün çalışmaları yapabiliyorsunuz. Ön kol, arka kol, squat. Makineler çok güzel yalnız değil evet. mi? Evet. Buyurun prenses. Ağırlıklı olarak burayı kullananlar, burada yaşayanlar hangi milletten? Yabancılar var mı? Buranın da %70'ini yabancılar oluşturuyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden, Almanya'dan, İngiltere'den, Rusya'dan, İskandinav ülkelerinden yaşayanlar mevcut. Yani yazlık olarak değil, birebir buraya yerleşmiş Kıbrıs'ın insanlar. Kıbrıs'ın ben bu olayını seviyorum. Yabancı ağırlıklı ya biraz evet. daha. Hani ve özellikle bu bölge. Bu arada Kıbrıs Developments'ın binası inanılmaz. Birazdan ya bu videonun sonuna doğru biraz daha bekleyin. Kıbrıs Developments firmasının binasını ve bulunduğu lokasyonu da gezeceğiz. Yani şirket binasını. Efsane güzel. Çoğu gördüğümüz projeden bile daha iyi genel merkezi. Kıbrıs'taki bu sakin yaşam, bu huzur. Hava şu an tertemiz. Onu size söyleyeyim. İnsan çok cezbediyor. Sessiz. Ve tanıştın. Nasıllar? Bütün herkes çok sakin ve kibar yani. Güzelliğe bak, 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 bak. Ve bu manzara Fethiye gibi. Fethiye gibi. Gerçekten Kelebekler Vadisi. Şey oluyor mu burada acaba paraşütle atlama? Yok olmuyor. Yok. Baba Dağı gibi değil. Geldi. Gel. Ay, önünü görmüyor ki. Merhaba. Ay, çok tatlı değil Saçını mi? Saçını da bağlamışlar. Evet. Bir fotoğrafımızı çekebiliyor musun? Girişte bir güvenliğimiz var. Kıbrıs Developments'ın vizyoner olduğunu nereden biliyoruz? Güvenlik kulübesi bile siteyle aynı konsepte sahip. Yumuşak kenarlı duvarlara sahip. İşte yatay mimarinin güzelleri burada. Siteye buradan giriyorsun. Sağa sola doğru dağılıyorsun. Şurada bir tane daire tadilat var galiba. Yeni satın evet, almışlar. Evet satışta olacak iki daire. Aa burada. Balıklar.
Ne yapıyorsun lan? Ağaç yaprağı yerler mi? Dur ben bir tane. Bunlar Japon balığı olarak geçiyor galiba. Evet. Çok güzelmiş ya ambiyans. Girişi çok güzel. Burada güzel peyzaj alanları var, yemyeşil, zeytin ağaçları. Bir projede zeytin ağacı varsa o site sitedir abi benim için. Bereket. Kıbrıs'ın bu eski dediğim bahsettiğim lembo ve kerpiç evleri. Gezeceğimiz daireye geldik. Buymuş Ceyda Hanım bize gösterdi. Evet, bunlar tuvalet ve mutfaklar dışarıda. Bunları denizden mi çıkardılar acaba? Bunlar çok güzel değil mi ya? Bahçeye bir tane bunun küçüğünden koyduğunuz anda, eğer bahçeli evleriniz varsa, ambiyans tamamen değişiyor. Hani burada sadece daire değil, ambiyans ve dekor amaçlı fikirde edinebilirsiniz. Kerpiç ev. Evet, eskiden insanlar bunların içinde yaşıyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Buradan buraya geliyoruz. Yani aslında ne kadar şanslıyız. Örnek daireye gidiyor muyuz? Evet, şimdi örnek daireye deniz gideceğiz. Manzarası var mı? Tabii ki. Yes. Burada bütün roof teraslar deniz manzaralı. Şaka yapıyorsun. Bütün. Dairenin orada görüşürüz. Kaçıncı kattı ya Ceyda'nın dairesi? Daire 3 mü? Senin arkandaki 4. Orası nereye çıkıyor acaba? Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Yiğit Portakal. Yiğit, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Canım. Çok özledim seni. Gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni dairen burası mı? Evet, burası. Okey, görüşürüz. Hoşçakal. Hayırlı olsun, geldin sanırım. Hadi kahve gezelim içelim. Şu daireyi. Şu üst merdiven nereye gidiyor? O üst merdiven terasa gidiyor ama bu evin terasına gitmiyor. Çatıya çıkıyor. Bizim roof teraslarımız binanın dışından gidiyor. Okay. Ben onları göstereceğim. Şimdi girişte burada bir vestiyer alanımız var. Bu 2+1 bir daire. 127 metrekare. Satışta mı şu an? Hayır, bu burası satışlı değil. Örnek daire geziyorum. Evet. Çamaşır makinesi mi yeri? Yok, burası değil. Evet evet, çamaşır makinesi yeri. Vestiyer yanda. Evet. Oo, bayağı derinlik var burada, derinliğe var. Sahip. Ahşap dolap kapakları meşe renginde. Parkelerimiz. Evet, gezdir bizi bakalım. Evet, burası 2+1 Amerikan mutfaklı, roof teraslı bir daire. Burada tamamen Akdeniz mimarisi kullanılmış. Şimdi size harika bir manzara göstereceğim. Güzel. Tam bir Akdenizli hissetmiyor musun? Az önce şuradaydık. Evet. Buradan arkadan girdiğimiz için şey oldu. Evet. Akdenizli dereotu gibi hissediyorum şu anda. Deniz bölücüsü. Burası bizim balkonumuz değil mi? Evet, burası bizim balkonumuz. Çok daha güzel. Daha olursak. Taburelerimiz var. Evet. Başka burası. Balkon var mı? Teras var. Var. Yukarıda çok güzel bir roof terasımız var. Burası mutfağımız bize da var. Bize ait. Komple çok size ait. Mikanosu ayağınıza getirdik. Burada bir balkonumuz var. Amerikan mutfak söylediğim gibi. L şeklinde bir tezgahımız var. Granit tezgah. Detaylar. Mutfak arası tezgah yine devam ediyor. Gördüğünüz gibi siyah. Biliyorsunuz burası İngiliz sistemiyle devam ettiği için prizlerde üçlü sistem. Türkiye'deki evet. gibi değil. Burada dönüştürücüler var. Dönüştürücü kullanman lazım. Eğer acil Kıbrıs'a geldin, bir baktın dönüştürücün yok yanında. Ne yapıyorsun? Hemen gel göstereyim. Şuraya bir tane ince bir şey sokuyorsun. Alta takabiliyorsun. Ve düğmeleri de oradan açıp kapatıyorlar. Evet. Çok güvenlikli bir sistem. Evet, güvenlikli bir sistem. Mutfak dolaplarımız ne? Hedefe mi? Lake mi? Linea dekor. Linea dekor. Güzel. Lake. Aa, buradan terasa çıkılıyor. Evet. Bakar mısınız manzaraya? Evet, şu an terasımıza çıkıyoruz. Aa, çok iyi kanka. Ben burada yaşamak istiyorum yalnız. Bakın burada bir de küçük bir kitchenetimiz var. Emre ile Bodrum evlerini gezdiğimizden beri 1,5 senedir böyle bir daire görmemiştik. Terasında yaşam alanı olan, doğru mu? Ve doğru mu? Bizim bütün birinci katlar roof teras. Bütün projelerde. Bak şu gördüğünüz bambuları görüyor musunuz? Bak tam bir Akdeniz ya. Çok güzel. Medite ve projesinde bundan daha büyük teraslar olacak. Ve bundan daha büyük mutfaklar olacak. Yine çok güzel deniz manzaramız kesintisiz olacak. Dakika geçtikçe şu güzellik ortaya çıkıyor iyice. Yan taraftaki dairelerin balkonlarını da buradan görebiliyorsun. Mesela orada da düşünsene, ayrı localı bir restorandasın. Evet. Onlar da akşamları çıkacak o yaz akşamlarında. Kesinlikle. Yemeklerini yapacaklar. Belki sosyalleşeceksin komşularında. Herkes evet. Çatılarda. Bir de şöyle bir güzellik var. Alsancak'ta katı izni maksimum 2 olduğu için buradaki manzaranın asla kapanmayacak. Hep sabit kalacak. Harika yani şu an bu daire alırken bu manzarayı mı görüyorsun? Ömür boyu bu manzarayı göreceksin. Dairenin geri kalanını da gezelim. Hadi gezelim. Sonra ne yapacağız? Bugünkü planımız ne? Şimdi Mediterranean'ın arkasına gideceğiz. Oranın yapım yerini göreceğiz. Daha sonra şirket binasına gideceğiz. Genel merkezimize. Orada Mediterranean'ın showroom'unu göreceğiz. Benim karnım acıktı bir de ya. Aa evet, bir de yemek yemek bir şey var. Veririz. Bir yemek molası evet, veririz. Evet, şimdi hadi aşağıda görüşürüz. Aynen, gezin abi. Ben burada manzarayı çekeceğim. Öptüm. Teşekkür ederim. Burayı görmüştük zaten. Mutfağımız güzel. Evet. Burası da oturma bölümümüz. Yine harika bir manzaramız var. Şöyle her yerde cam var bu arada. Aç evet, aç 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 aç. Her yerde. Aç. Salonumuz güzel. Bu daire toplam 127 metrekare değil mi? Evet. Ya burası yazlık gibi görünüyor ama yaz kış yaşanır. Tabii canım. Buradan oturduğunda deniz manzarası görünüyor mu? Görünüyor. Vallahi deniz buradan gözüküyor. Görünüyor. İnanılmaz güzel. Ya projenin bütün bu arada dairelerin manzarası böyle. Eşyalı mı satıyorsunuz? İsterlerse tabii paketli eşyalı sistemimiz de var. Ha, diyecek iyi. Ki ben atıyorum
beyaz eşyalı istiyorum ve mobilyalı istiyorum. Bunlar paket dahilinde. Tavan yüksekliği 3 metreye yakın bu arada. Mediterre projemizde 1+1 ve 2+1'ler 3.03 olacak tavan yüksekliği. 3+1 ve villalarda 3.30. Klimalar olacak mı satışta? Hayır, onlar istenirse şöyle bir şey ama var. Ama yazın tabii lazım klima değil mi buraya? Tabii alt kattaki dairemiz mesela şu an 369 bin pound'a satılıyor. Full beyaz eşyalı. Beyaz eşyalı. Tadilat yapılan yer mi? Evet. Şimdi dairemizin yaşam alanlarına geldik. 2 oda var, 1 banyo. 2 banyo. Ay, 2 banyo tabii, var. Tabii tabii, ebeveyn banyolu ve gömme dolapları var. Çift kişilik bir yatak. Evet. Burada da bir balkon var. Evet. Hiç yok da nedir? Tabii canım. Selin. Fransız balkonu değil de Akdeniz balkonu gibi. Lake dolaplar. Evet. Bunları da veriyor musunuz? Dolaplar. Tabii ki. Bütün dairelerimiz zaten gömme dolaplı. Terra'da, Mediterra'da aldığınız zaman dolaplı satın alıyorsunuz. Burada ebeveyn banyolu master yatak odası. Master suite var. Burası yine çift kişilik bir yatağı çok rahat almış. Burası dağ tarafına, dağ manzarasına bakıyor. Romantik, çok romantik. Bol oksijenle uyanıyorsunuz uyandığınız zaman. Biz bugün seninle kıyafet seçimlerimiz Kıbrıs'a, buradaki havaya evet. Şu anda ve projeleri uymuş değil mi? Evet. Bak, boydan boya lake gömme dolapları var. Askı sistemi var. Buraya da işte pijamalarını, mayonu falan, buraya da çoraplarını falan koyuyorsun. Yani buradaki daireyi aldığınız zaman aynen bu sistemi de alıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar yaklaşık 8-9 metrekare, 10 metrekarelik bir banyo var. Burada sürgü sistem, kapılı duşakabin ve güzel bir duş sistemi var. Yağmur başlığımız da var. Duvarlar böyle fırtına grisi renginde seramik. Yerler de keza aynı. Şeyde sizin bulunduğunuz yerde seramik, ahşap görünümlü seramikler devam ediyor. Banyo ile birebir çünkü aynı seramik zemini devam ettirmiş. Sadece dekorasyonu farklı oranın. Burada da güzel bir klozet ve siyah rezervuar sistemi var. Bunlar da Bitre marka. Denedim. Şimdi bir tane gezmediğimiz şu ortak banyo kaldı. Evet, buradaki daireyi bitirdik şimdi. Evet, şimdi Mediterra'nın arsasına gidiyoruz. Şimdi bunun hemen altındaki yeni yapılacak proje. Asıl yani yeni bir daire satın almak istiyorsanız Kıbrıs'ta onların yaptığı projelerde. Mediterra şu anda kaç daire çıkacak orada? Toplam 100 tane. Hadi oraya gidelim, orada konuşalım. Şimdi Mediterra'nın arsasına giriş yapıyorum. Terra'nın içinden ama normalde burası zeytin ağaçlarıyla çevrilecek. Arasındaki tek birleşmiş nokta bu zeytin ağaçları olacak. Giriş olmayacak. Yani bir site değil Terra ile Mediterra. İki yan ayrı site. Yan projeyi yapıyorum diye araziyi böyle çirkin bırakmamış. Asfaltını bile ayarlamış. Bak burası ne olacak biliyor musunuz? Organik tarım aksı olacak. Ha. Evler nerede olacak? Sağda ve solda olacak. Burası havuz bölgesi. Havuz bölgesi. Afrika'da hissettim kendimi böyle. Şey safariye gidiyormuş gibi. Evet. As bayrakları Mediterra geldi be. Aa güzel. Şimdi bakın Mediterra'nın arsasında şu an hiçbir şey görmüyorsunuz ama aslında buranın altyapısının tamamen bitmiş. Yani aslında inşaatın %50'si bitmiş durumda. Kaç para olacak burada daireler? 2+1'ler 330 bin pound'dan başlayan fiyatlarla bahçeli 116 metrekare. Daire kullanımı 90 metrekareye varan bahçe kullanımı artı. Çok güzel. Dümdüz arazi abi. Dümdüz. Birazdan Mediterra'nın showroom'una gideceğiz. Daire işleri nasıl olacak diye. Terra'nın manzarası asla kesilmeyecek. Fiyatları şimdi söyledikle bir daha fiyatların üzerinden geçeriz. Param olsa ben alırım şu an. Yatırım yapardım vallahi. Ben de yapardım. Kaç yıllık teslim olacak? Seneye teslim. Ne? Bak buranın yemin ediyorum seneye Haziran Temmuz gibi muhtemelen teslim edilecek. Şu an 2025 Kasım diyorlar teslimini ama bizim firma şimdiye kadar bütün projelerini 6-9 ay arası erken teslim etmesiyle önlü. Seneye dedin yani 1,5 sene sonra 2025 Haziran'a. 2025 Haziran ve 1,5 yıl sonra teslim. Çok iyi. Şimdi showroom'a gidiyoruz. Showroom'a gidiyoruz ve bu yolları da bu arada Kıbrıs Developments yaptı. Bakın burası Çağatay Özbirim Caddesi ve Çağatay Özbirim Köprüsü. Firmamızın sahibi, kurucusu. Yolları da mı o yaptı? Tabii tabii, bakın Çeşme, ha, yollar. Aynı zamanda destinasyon geliştirici. Kıbrıs'a değer katıyor. Nereye artık gidiyoruz şimdi? Satış ofisine gidiyoruz. Mediterra'nın showroom'unu göreceğiz. Showroom'da görüşürüz. Şimdi şirketin genel binasına geldik. Mehmetcan orada. Mehmetcan'ı önden indirdik. Yalnız çok şık, modern bir bina. Kesinlikle. Mercedesler falan filan. Zengin bir şirket. Sanki şey İstanbul'da lüks bir alışveriş merkezi gibi. Değil AVM mi? Gibi, evet. Şirketin içerisinde bile yollar şeritle ayrılmış. Gidiş gelişler. Gayet şık, güzel, evet, modern. Evet, Blue Bay Holding binamız, Kıbrıs artık Development binamız. Plazalara son. Aslan yattığı yerden belli olur işte. Kıbrıs Development'ın projeleri bu yüzden güzel. Yani çok köklü bir firma. Yeni katılan bir firma değil. Yani kökleri zaten hikayesi Blue köklerinden Way'ne geliyor. Blue Bay bizim 1985 yılında Çağatay Bey'in başladığı Kıbrıs Development beraber kurduğu bir sürü şirketini barındıran firmamız. Şimdi Blue showroom mu, kahve mi? İlk önce kahve. Şimdi bir kahve içeceğiz, sonra da showroom'u gezeceğiz. Showroom'da Mediterra projesinin, az önce gezdiğimiz Mediterra projesinin iç dekorasyonu ve malzemelerini göreceğiz. O yüzden showroom'da see you.
Cyprus Fashion Week. Harika bir kapı bu arada bu, biliyor musun? Evet. Contemporary Sanat Galerisi'ne gelmiş gibi hissediyorum kendimi şu andan. Nereden baksan 6-7 metrelik bir tavan. Otoparkın altına devasa bir showroom yapmışlar. Şimdi evet. Mediterra projesine ne var ne yok hepsini göreceğiz. O gezdiğimiz yeşil araziye ne koyacaklar, evlerin içlerinde malzemeler ne olacak bakacağız. Buradan daire satın almak istiyorsanız detaylı bakın. Nereden başlıyoruz? Şimdi asıl konseptimizden başlayalım. Bence şimdi bu gördüğünüz saksılar, yani bizim sitemizin şu an özelliği kendi organik gıdalarını yetiştirebilecekleri tarım aksının olması. Tamam, yetiştirdi mesela site yönetimi ya da nereden çıkıp mesela bahçeden alacak mı? Mesela bunlar toplanılacak, evet bunlar alınacak. Daha sonra böyle bir community market dediğimiz yerde bunlar satışa sunulacak. Ve kazanılan paralar da sosyal yardım amaçlı dağıtım yapılacak. Süper. Bunlar evet. Mutfak ürünleri. Evet, bunlar mutfak ürünleri. Burada kendileri dairelerde kullanmak istedikleri malzemeleri buradan seçebilirler ve biz bunları distribütör firmadan geliş fiyatına alıyoruz. Sen böylece bilirsin uygulan. Smek buzdolabı ne kadar şimdi bu fiyatı? Vallahi çok geçti şu an bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim, bunlar 8-9 bin civarı. Kahve makineleri 10 bin liraydı. Geçen gün çünkü arkadaşıma hediye aldım kahve makinesini. Bunlar daha pahalı ama fiyatlarını şu an dediğim gibi bilmiyorum. Burada yalan da mikrodalgalar. Yine Smek marka. Hepsi Smek marka. Smek'den aşağı yok galiba. Miele'ler var. Tabii bak şöyle söyleyeyim. Smek kahve makinesi 10 bin lira ya. Biz onlara bunları sunarken 10 bin lirayı daha uygun fiyata sunacağız. Burada fırın. Çamaşır makinesi, çamaşır bulaşık makinesi. Bunlardan seçebiliyorum daireyi aldığımda. Evet, ayrıca bir de paket sistemimiz var. Atıyorum. Ha. Beyaz eşyalı, beyaz eşyasız, eşyalı, eşyasız. Yani bir sürü paket seçeneklerimiz var. Şu ana kadar gördüğümüz en güzel showroom bu arada. Değil mi kanka? Müze gibi. Şimdi mutfağa mı geldik? Evet. Amerikan mutfakta bir salonumuz var. Gördüğünüz gibi bu ahşap kirişler kullanılacak. Tavandaki bu ahşap tonozlar kullanılacak. Açık tamamen, mutfak mı olacak? Evet, açık mutfak. Beyazın ve ahşabın hakimiyet kurduğu tam bir Akdeniz eve. Ada mutfak. Yalnız ama bu mutfak tezgahın güzelliğine bakar mısın? Çok güzel mutfak çok değil büyük mi? Büyük değil mi? Oradaki büyük projeye göre. Yani villalar böyle mi olacak daireler? Yerin üstteki. Mesela bu 2+1'in salon ve mutfağı. Bayağı büyük mutfak. Bayağı yani. Büyük. 3.03 taban yüksekliği var. O zaman Natura'dan, Townhouse'dan falan güzel aslında. Şöyle söyleyeyim. Bu proje bütün projelerden güzel ve kaliteli olacak. Kıbrıs'ta bayağı kaliteli yani ürün görmek. Yani projelerimizin kalitesini ve görsel şölenini gördünüz. Siz bir de Mediterra'yı düşünün. Mutfağı ama bu şekilde teslim ediyorsun değil mi? Bunu kesinlikle seçmiyorum ben. Tamamen böyle teslim ediyorum. Yani bunu seçmiyorum. Bu şekilde seçmiyorsunuz. Olacak. Tamamen bu şekilde teslim alacağım. Oluyor. Ahşap tonozlar, kirişler. Keşke duvarlar da böyle olsa. Duvarlar da böyle oluyor şey, istersen. Tabii duvarlar da böyle. Eskitme, modern. Mesela görünümlü. Derlerse ben bu koltukla TV ünitesini de istiyorum. Onu bunlar da evet küçük bir ücret karşılığında paket dahilinde satılıyor. Yani aynen anahtar teslimle böyle satılıyoruz. Mutfak böyle. Yatak odasına baktık. Burası daire kapısı. Evet. Buradan roof'a çıkıyoruz galiba. Evet, mesela bahçeli değil de roof teraslı bir daire almak istediklerini düşünelim. Kendi roof teraslarını dairenin dışından çıkıyorlar. Böylece içeriden bir metrekare kaybı yaşamıyorlar. Bizim paramız gerçeğine yetmezse showroom'da bir şey alsın. Şu kadarcık bir alan bile bize yeter. Ne kadar? 330 bin pound'dan başlıyor. 2+1 bahçeli. Hayır, biz showroom'da yaşamak istiyoruz. Bizim bütçemiz showroom'a yetiyor. Onu konuşmamız lazım çünkü sizden para alacaklarını düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Terra'yı gezdik, gördünüz. Terra'nın böyle bu küçük kare detayları burada dikdörtgen şekilde kullanılacak. Pütür pütür bina duvarları olacak. Evet, tam böyle hani Akdeniz, Mykonos, Yunanistan. Mykonos, Yunanistan adalarındaki evet. Evler gibi. Şimdi atıyorum buradan bir daire satın almak istiyorlar. Diyorlar yani Natal'ın almanın aslında şu avantajı var. Ben yerlerimi böyle istiyorum. Duvarları böyle istiyorum atıyorum. Seramiğimi böyle seçmek istiyorum. Hı hı. Bu mesela zaten bizim klasik olarak gömme dolaplarımızda kullanacağımız parcel kapak. Adeta bir katalog. Geliyorsun. Evet, ben evimde bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Bundan istiyorum. Ve 100 kişi varsa burada 100 kişi ayrı ayrı yapılıyor bu sistem. Anladım. Herkese kişiye olacak. Özel. Bu da villalarımızda kullanılacak malzemeler. Villalar. Şu mutfak güzelmiş. Evet. Ben bunu sevdim. Şu an son 3 villamız kaldı. Diğerleri satıldı mı? Satıldı. Niye geziyoruz abi? Şöyle söyleyeyim, zaten projenin %54'ü tükendi. Yani açıklanır açıklanmaz %54'ü tükendi. Terra öyle daha kataloğu basılmadan satılmış bitmişti. Geç çağırdın ama bizi sen. Şöyle geç çağırmadım aslında. Burası da hani biraz önce size merdivenle bahsettiğim yer vardı ya. O merdivenden çıkıp böyle bir roof terası ulaşıyoruz. Ha bu yukarıdaki roof terası. Evet, kocaman 3+1 roof terası bu. Terra'nın roofunu hatırlıyorsunuz. Oradaki mutfak tezgahı buna göre çok daha basic küçük kalıyordu. Burada bildiğin granit tezgah ve ahşap kapakları var. Ayrıca buralar hani tabii ki dışarıyı görebileceğiz. Forum olduğu için arka planda böyle olacak. Deniz manzarası olacak. Deniz manzarası ve dağ manzarası. Senin havuzu da burası olacak. Hani o gördüğümüz Terra'nın havuzu vardı ya. Oradan başlayacak. Aynı enlemle, boylamla devam edecek. Burada evler olacak. Ay ben bakamam öyle şeylere. Utanırım. Bakın burada bahçeli dairelerimiz nereye olacak. Nereye gitti ya o? Bakın roof teraslar burada görüyor musunuz? Aa çok güzel. Şuradaki.
Abi kapatmayın dükkanın önünü. Bu böyle olmaz İlkan. Ne öyle olmaz lan? Bak bunlar da mesela kullanacağımız malzemeler doğramalarda. Güzel. Şimdi ben size öbür taraftan dış tarafta kullanacağımız taşları. Evet, panjurlarımız. Var. Bakın burada da gözüküyor bu panjurlar. Yine beş parmak dağlarının esintilerinden Natura'da çok istediğimiz taşlardan kullanacağız. Gerçek taşlar mı? Gerçek taşlar. Nereden gelecek bu taşlar acaba? Burası da yatak odası. Ayrı bir giyim odası. Ve banyo. Ve banyo. Gördüğünüz gibi satın aldığınız zaman bu giyim odası, çekmeceler, her şey böyle teslim edilecek. Terlikler bile Zara. Aa bu gömlek güzelmiş. Galliope. Bu da güzelmiş. İpek değil. Aa çok güzelmiş ama değil. Bay bayan, bay bayan. Ablama bakayım, ablama bakayım. Bay aldın. Bayanın uygun bir elbise var. Yakıştı mı? Aa çok güzel. Caliente. Banyo seramikleri güzel. İnce ve sade. Duş başlığı var yine. Tüm güzel. Seramik ve vitrifiye ürünleri MEPAŞ tarafından sağlanıyor. Evet hadi gel fiyatları artık konuşalım. Ben hadi kapattım. Konuşalım. Şimdi Ceyda Çakgir. Ceyda'yı Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi Terra'yı gezdik. Terra'da sadece 3 tane satışta daire kalmıştı. Ama asıl önemli olan bizim için şu an bu showroom'umuzu. Evet şu an satışını üstlendiğim asıl proje Mediterra. Mediterra. Mediterra ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Mediterra'nın yapımına başlandı. Altyapısı tamamen bitirildi. Fiber internet, kanalizasyon, elektrik, Kıbrıs'ta fiber yol. İnternet yoktu. Geldi mi? Kıbrıs'ta fiber interneti sadece Kıbrıs Devlet firması sağlıyor. Kendisi getiriyor, altyapısını yapıyor. Geçen sene geldiğimizde çünkü yoktu. Hiçbir fiber. Yerde yok. Sadece bizim projelerimizde var fiber internet. Evlerde doğalgaz ne olacak? Klima ve yerden ısıtma sistemimiz mevcut. Doğalgaz yok ama isterlerse yerden ısıtma hani sıcak suyla beraber yapabiliyoruz. Doğru. Gerçek. Aman Kıbrıs'ta ne doğalgaz abi? Burası hep sıcak. Şu bize fazla gelmiyor mu? Mediterra projesinde kaç tane konut olacak? Mediterra projesi 33.500 metrekare arsa üzerine 100 tane üniteden kurulu olacak. 1 artı 1 ve 2 artı 1 mi? 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve müstakil villalar var. Müstakiller tam müstakil mi? Yarım müstakil mi? Tam müstakil. 3 tane kaldı. İkisi havuzsuz, bir tanesi havuzlu. Özel havuzlu. Şimdi fiyatlardan başlayalım. Hı hı. En ucuzdan en pahalıya. 1 artı 1'lerimizin hepsi tükendi. Zaten 10 küsür tane 1 artı 1'imiz vardı. Şu an 2 artı 1, 3 artı 1 ve villalarımız 1 artı 1'ler kaç paraydı? 190 bin pahalı. Ay çok ucuzmuş ya. Kaldırdık ya. Valla ortak girerdik kanka. Hem de %15 peşin veriyorsun. Ha. %80 kredi kullanıyorsun. %5 de bizde anahtar tesliminde müstakil tapularımız var. Anahtar tesliminde veriyorsun. Ve 120 ay nal tamam konut kredisi kullanabiliyorsun. Kıbrıs'ta hangi bankadan? Nasıl İş yani? Bankası'ndan. Mesela şimdi sen mesela buradan bir daire almak istiyorsun tamam mı? %15 peşin veriyorsun. %80'ini nal tamam konut kredisi kullanıyorsun. Konut kredisini kullanabilmek için firmanın çok güçlü olması gerekiyor. Bunu da sağlayan tek bizim firmamız Kıbrıs'ta. Yani o zaman faizi ne? 2.64 TL, 0.89 Euro, 0.90 Dolar. Planımı yaptım. Türkiye'deki paramı %15 peşinatını buraya veririm. Gelirim buradan kredi çekerim. Geri kalan sahip olduğum parayı Türkiye'de mevduata yatırırım. Evet. Mevduatlar çok yüksek. Oradan kazandığım parayla buradaki krediyi öderim. Evet. 5 milyona paran sende kalıyor. 5 milyona ev sahibi oluyorsun aslında. 10 milyonluk ve 5 milyona sahip olabiliyorsun. Aa, evet. Güzel sistem. Ya da şöyle yapıyorsun. %40'ını peşin veriyorsun. Geri kalan %60'ını 24 ay sıfır faizle ödüyorsun. Döviz bazında. Anladım. 3 ayda bir mi? O senin ödeme gücüne planım bağlı. Var. Mesela diyorsun ki ben 6 ayda bir yapmak istiyorum. 3 ayda bir ya da aylık. Şimdi 2 artı 1'lerden başlayalım fiyatlara. Cepheye göre değişiyor mu fiyatlar yoksa? Hayır. Mesela bizde şey yok hani. Burası şerefiyeli, burası daha güzel. 350-450 bin pound. Böyle bizde bir şey yok. İlk gelen kazanıyor burada. Tamam. Ne kadar 2 artı 1'ler şu an? 330 bin pound. 9-10 milyon. Evet. 11 milyon falan. 11 civarı. Az önceki söylediğimiz sistemle aslında yarı yarıya almış oluyor. Ya 5 milyon TL ne olursa TL alabiliyorsun. 3 artı 1'ler ne kadar? Onlar da 489 bin pound'dan başlayan fiyatlarla. 489 bin sterlinden başlayan fiyatlar. 15. Matematiğim çalışmıyor. Villalar ne kadar? Villalarda 1 milyon 395 bin pound. Oo. Ama şöyle bir önceki videoda da ev turunda da bugün de bir rakam vermiş. Hani 20 ayda 15 ayda iyi bir yükseliş sağlıyor. Kıbrıs son zamanlarda bayağı popüler ya. Son neden zamanlarda öyle? Gerçekten popüler. Çok çabuk prim yapıyor. Çünkü gelişmekte olan bölge olduğu için yatırımcı aldığı çabuk bir şekilde kiraya verebiliyor. Yani ben şu an mesela buradan bir proje alacaksın ya. 1,5 yıl sonra bitecek ve hemen kiraya vereceksin. Çünkü burada her yere 3-5 dakika mesafedesin. Üniversitelere, otellere, restoranlara. Burada bir yaşam var. Yaşam olmayan bir yerde ben onların kar edebileceklerine inanmıyorum açıkçası. O yüzden ben başka projelere asla girmedim. Biz bayağı Kıbrıs'a geldik zaten.
zaten Mehmetcan'da da. Bir yılda 7-8 kere. Hani böyle bu bulunduğumuz bölge bize biraz daha şey gibi geldi. İstanbul'un Zekeriyaköy Acarkenti gibi. Tabii burası oturmuş bir bölge. Oturmuş ve hani dediğim gibi İstanbul'un Acarkenti, Bağdat Caddesi, Nişantaşı'nın en popüler bölgesi. Burası da Kıbrıs'ın en popüler bölgesi. Zaten Girne merkezi de yakınız. 3 dakikayız Girne merkeze. Şimdi satışların %50'si tamamlandı, %50 kaldı. Gidiyor yavaş yavaş. Evet, birkaç aya tükenmiş olacak. Çünkü büyük bir fırsatla satıyoruz. Düşünsene kim konut kredisini alabiliyor Türkiye'de? Arkadaşlar, Kıbrıs'taki ikinci serimizi tamamladık. Ceyda geldi Kıbrıs'a, el attı. Artık herkes dağılabilir. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Siz de bu projeden yer almak istiyorsanız Kıbrıs Developments'ın, yani Kıbrıs'ın en vizyoner inşaat firmalarından, konut üreten ve destinasyon geliştirici firmalarından biri olan Kıbrıs Development'ın yaptığı bu güzel projelerden yer almak istiyorsanız Mediterra'dan özellikle minimum 330 bin pound'dan başlayan 2 artı 1 ödemelerle. Ama zaten hepsini ödemiyorsun. %15 ödüyorsun ve kredi de çekebiliyorsun. Müthiş bir sistem. Al, yapıldığında da 12 ayda bitiyormuş. Tabii kiraya 8-12 ver. Yılda da amortisman süresi var. Al hemen kiraya ver. Ceyda'yı bazılarınız zaten hatırlıyordur videonun başında da söylediğim gibi. Daha önce bir sürü İstanbul'da güzel villalar çektik. Artık o tamamen Kıbrıs'ta. Ve Kıbrıs'ta büyük ihtimalle Tevra projesinde ilk gezdiğimiz dairelerden birinde yaşama ihtimali var. Yani daire alırsanız Ceyda'yla komşu olacaksınız. Evet. O bir de buradaki yaşamı bildiği için nerede güzel yemek yenir, dün güzel bir meyhaneye gittik de meyhane evet, diye. Evet, çok keyifliydi. İnanılmazdı. Izgara köfte yedik orada. Oranın Kıbrıs patatesini de tavsiye ediyoruz. Ve ızgara zeytinini. Şömine başı, rakı ve şarap keyfi de yapabilirsiniz. Peki indirim var mı? Nakit alımlarda %5 indirimimiz var. Ayrıca şu an bence bir takipçilerine ve seyircilerimize bir jest yapalım ve bir çekiliş başlatalım. Yorumlara senin adını, benim adımı ve projenin adını yazıp seni ve beni takip ederlerse eğer burada Natura Cyprus projesinde 2 gece 3 gün konaklama hediye ederim. Ya hep onlar ve gidiyor. Ve Yiğit'in kaldığı evde. Aha, şaka yapıyorsun. Evet. Hep siz gidiyorsunuz oğlum. Biraz da ben gideyim ya. Ben geliyorum buraya 2 gün tadını çıkaramadan Kıbrıs'ın. Daha önce de bir sene önce falan hediye vermiştik Gökhan. O geldi Kıbrıs'a eşiyle burada tatil yaptı. Şimdi yine sıra sizde. Uçak hariç. Uçak hariç. Artık uçağınızı da kendiniz alın. 1000 lira falan zaten. O zaman şöyle yapıyoruz. Videonun altına Kıbrıs ve projeyle alakalı, bizle alakalı yorum yazmanız gerekiyor. Ve bir akşam da yemek mi? Evet, bir akşam da yemek. Yemeğe götürecek Ceyda sizi. Instagram'dan Ceyda'nın hesabını ve benim hesabımı takip edin. Önümüzdeki hafta videonun açıklama kısmında ve yorumun ilk kısmında kazanan bir kişiyi açıklayacağım. Bir kişi, çift de olabilir. Bu arada sevgilinin eşinde de gidebilirsin ama couple ya da tek yalnız gidebilirsin. Peki daireye gelip Hilmi aradı seni. Ben Yiğit'in videosunu izledim, bir indirim yap, bir şey yok mu? %5. Daha sonra yok mu? Yok. Ben onlara bir şey yok mu? Mesela izledi, seni aradı, Yiğit'in videosundan gördü. Çekilişin dışında demek istiyor. Ona 2 gece 3 gün Merit Royal'de uçak ve transfer dahil bir konaklama hediye ediyoruz. Ona da. Evet. Oradan birisi geldi, benim adımı verdi, daire satın aldı. Bir de ona konaklama veriyoruz. Tabii tabii. Bu en sadece çekiliş. Senin adını verip buradan daire alın herkese. Çekiliş. Eşsiz kurasız. Bu videoyu izledikten sonra Ceyda ile iletişime geçerseniz buradan da daire satın alırsanız Mediterra'dan zaten %15'ini ödüyorsun. %15'ini ödedikten sonra Ceyda seni alıyor Merit Royal'de 2 gece 3 gün konaklatıyor. Evet. Kıbrıs'ı da gezdir bari. Zamanımız olsun, neden olsun? Çünkü çok yoğun bir şekilde oluyor. Yani gezdiremem ben. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Geri kalan anılarımızı, dakikalarımızı bir vlog haline getireceğim. Önümüzdeki haftalarda atarım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenleri unutmayın. Ceyda'yı beni takip ediyorsunuz Instagram'dan. Kanalda abone oluyorsunuz. Love you.